Kaan Ulus'un YouTube kanalından herkese sevgiler. Yaklaşık 5 gündür video çekmemişiz. Tabii ki de sizleri çok özledim. Bu süreçte de konuşacağımız konularda birikti. Öncelikle hafta sonu e, sosyal medyadan doğum günümü kutlayan ve ek olarak Taktik Manya'ya konuk olduğum programa yorumlar atarak bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. E, bu kanala da destek olmak için kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve yorum bırakıyorsunuz. Yorumlardan görüşlerinizi her zaman aktarabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz konular varsa bunları belirtebilirsiniz. Bir sonraki yayınlarda da onları işleriz tabii ki de. Şimdi başlıkta belirttiğim gibi Galatasaray'da çilek operasyonu başladı ama ben onun öncesinde bu Şampiyonlar Ligi konusuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Galatasaray Ankara gücü maçında kazanırsa direkt olarak hani şampiyon olacak ve Şampiyonlar Ligi önelemelerine katılım hakkı kazanacak. 3 ön eleme oynayacaktı Galatasaray. Juventus'un 10 puan silme cezası sonrası bu ön eleme sayısı 2'ye düştü. Peki neden? Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in liginde de Şampiyonlar Ligi potasına girmesiyle birlikte Süper Lig şampiyonunun ön eleme sayısı 3'ten 2'ye düştü. Yani bunun için de Juventus'a çok teşekkür ederiz. <laughs> bir de bunun şöyle bir avantajı var. Galatasaray normalde Temmuz'un başında açacakken sezonu yani sezonu açmaktan kastım da şu ilk resmi maç olarak Şampiyonlar Ligi ilk önelemesini Temmuz'un başında oynayacakken şimdi Temmuz'un sonunda oynayacak. E bu tabii ki de oyunculara ekstra motivasyon sağlar. Daha fazla tatil yapacaklar. daha geç açacaklar antrenmanı. E tabii ki bu da Galatasaray'a ekstra olarak yaradı. Şimdi konuyu buradan nereye bağlayacağım? dimar'ya bağlayacağım. Çilek avı sezonu başladı Galatasaray'da. Biliyorsunuz Erden Timur da zaten Londra'ya uçtu. Ee, görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ee, Londra operasyonundan önce Dimari'yi konuşalım. Ee, ile Dimari alakalı söylediğimiz şuydu. Kanalda videosu da var zaten. Dimari'ye kesinlikle Juventus'ta kalmak istiyordu. Sonrasında Galatasaray'a eğer Juventus'la anlaşamazsa sıcak bakıyordu. Şimdi Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması... Hatta bunu daha da ileri seviyeye taşıyalım. Roma ve Atalanta puan kaybetmezse kalan karşılaşmalarında Juventus değil Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'ya bile gidemeyecek. E durum böyle olunca e, Di Maria ile Juventus arasındaki görüşmeler tıkandı. Zaten Di istediği sözleşmeyi vermiyorlardı. Şimdi böyle bir hal alınca sözleşme görüşmeleri ve Juventus'un geleceği böyle bir çıkmaza girince Di kararı değişti. Şu anda Galatasaray Sıkım arkaja alıp Dimaria transferini bitirmek istiyor. Şu anda bu çilek avı operasyonuyla alakalı ilk sıradaki isim Dimaria. Galatasaray Dimaria'nın transferini yüksek ihtimalle bitirebilir. Bakalım tabi İtalya Serie A'nın kalan maçlarında ne olacak ama tekrar söylüyorum Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yok. Ee, Birçok isim daha ayrılacak Juventus'tan. Yaprak dökümü yaşanabilir bu olaydan sonra. Dimaria ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanırsa hiç şaşırmayın. Di zaten burada size anlatmama gerek yok. Ee, Arjantin'in son Dünya Kupası'nı ve e, Kupa Amerika'yı getiren isim bana göre. Finallerde attığı kritik gollerle. Angel Di Galatasaray'a gelirse çok büyük sükse yaratır. Açık ve net söyleyeyim yani. İkinci ismimiz en zor olanı zaten. Bu konuyla alakalı gelişmeleri her daim aktarıyorum. Yakından da takip ediyorum İngiltere'deki kaynaklarımdan. Ee, İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan şu anda City karar değiştirdi istediği sözleşmeyi vermeye yakın İlkay Gündoğan'a. Ama oldu ki İlkay Gündoğan'a istediği sözleşme verilmedi Manchester City'de. Barcelona'da şu anda yakın markajda. Barcelona da İlkay'ın şartlarını tam karşılayamıyor. Bu durumda ne oluyor? İlkay'ın çocukluk aşkına dönüyor iş. Galatasaray'a. Galatasaray İlkay Gündoğan transferini bitirmek istiyor. Ama çok zor. Bunun hep altını çiziyorum. Yani sonra demeyin abi çok zor transfer. Sallıyorsun falan demeyin. Yani İlkay Gündoğan zaten en zoru ama Galatasaray'ın İlkay Gündoğan için girişimleri var. İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldiğinde Galatasaray yöneticileri İlkay Gündoğan için bir yakın temasla daha bulunacak. Ama şu anda ilk görünen yer Manchester City gibi gözüküyor. Çünkü Manchester City İlkay'ın performansının düşmemesi ve hatta İlkay'ın hep üstüne katması nedeniyle istediği şartları sağlamak istiyor City. Adama Traore. Adama Traore 5 milyon euro konusunda ısrarcı ama böyle giderse kulüpsüz kalacak. 5 milyon euroyu kimse e, vermek istemiyor adama Traore için. Üstüne bir de imza parası istiyor çünkü. Yani 5 milyon euro yıllık maaş istiyorsun. Bir de imza parası istiyorsun. Ama bir de şöyle bir açıdan bakalım. Adama Traore'yi almak istesen en az 15 milyon euro gibi bir para ödeyeceksin. Şimdi bu adamın bon servisi elinde. O da şimdi doğal olarak diyor ki imza parası artı yüksek maç isterim. İmza parasını düşük tutarsa 5 milyon euro aslında iyi kaçabilir. Yani imza parası vermediğinizi düşünün. 5 milyon euro yıllık adama Traoré için gayet iyi ama hem yıllık 5 milyon euro istemesi hem de imza parası istemesi bu konuyu çıkmaza sokuyor. Ama ilerleyen dönemde ben adama Traoré'nin maaş beklentisinin düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Napoli bu transferden vazgeçti. Adama Traore'nin maaş beklentisi yüzünden. Galatasaray'da Traore ile alakalı sıcak gelişmeler anca maaşı düştüğü zaman yaşanabilir. Roberto Firmino şu anda Milan'la anlaşmaya yakın. Erdem Timur'un ben Londra'ya gittiği zaman yine bir görüşme gerçekleştireceğini düşünüyordum ama Icardi'nin bon servisi artık alında alınıyor gibi bir şey. Yani sezon sonuna kaldı bu iş. Icardi bir tatil yapar orada görüşmeler devam eder. Icardi'yi aldıktan sonra Firmino fazla kaçar. Galatasaray'da transferden bir yetkiliyle görüştüğümüzde o kadar yüksek maaşı ödeme durumlarının olmadığını söylemişlerdi ama Icardi'nin bon servisi alınmazsa eğer Firmino alınacaktı. Ama Firmino şu anda Milan'a yakın, Icardi de Galatasaray'a yakın. Bu arada Sayın Erdem Timur'un Londra'ya uçuşuna gelelim. Ee, Chelsea'den 3 tane isim söylemişler e, basında. Kim bunlar? Hakim Ziye, David Datro, Fofana ve Pulisic. Ben üçüyle alakalı da Galatasaray'ın bir girişimi olacağını düşünmüyorum. Kimseyi yalanlamak değil bu benim şahsi fikrim. Pulisic şu anda Avrupa'nın gözde ekiplerinin listesinde. Geçen sezon bir sakatlığı vardı ondan Galatasaray'ın gündemine geldi. Bir süre oynayamayacağı için kulübü kiralamak istiyordu. Pulisic zor. David Tatro, Fofana da şu anda Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim. Forvet rotasyonu için düşündüğü başka isimler var. Fofana da zaten kulübü tarafından Türkiye'ye gönderilmek istenmiyordu. E Ziyeh'e gelelim. Ziyet zaten transferin son gününde Paris Saint Germain'in kapısından döndü. İmza kaçırıldı. İmzayı atsaydı Ziyet Paris'in futbolcusuydu. Sezon sonunda Paris'in yolunu yüksek ihtimalle tutar tutmadı diyelim. Avrupa'nın ilk 10 kulübünden birinde oynar zaten Hakim Ziyech. Ben 3'ü olduğunu düşünmüyorum. Erden Timur İngiltere'ye gitmişken Raşitsa için girişimlerde bulunacak. Raşitsa'nın biliyorsunuz bon servisi Norwich City'de. Norwich City'nin sportif direktörü geçtiğimiz günlerde dedi ki biz Raşitsa'yı satacağız. E, ee, Aykut Erçet'in detayı var. Galatasaray istekli. Raşitsa Galatasaray'da kalmak istiyor. Raşitsa'nın Galatasaray'da kalması için tek engel para. Frankfurt'un bir teklifi var. Frankfurt para olarak daha yüksek teklifle Norwich'in kapısını çalacak gibi. Ama oyuncu ve menajer cephesi Galatasaray'ın yanında. Ben Erden Timur'un İngiltere'ye gitmişken Norwich City ile bu konuyla alakalı görüşmelerde bulunacağını da düşünüyorum açıkçası. Gelelim son isme Leandro Paredes. E, Torreira'nın gidebilme ihtimali olduğunu söylemiştik. Menajeri e, biraz para göz Avrupa'ya tekrardan göndermek istiyor oyuncuyu. Para kazanmak istiyor. Ama Torreira Galatasaray'da mutlu. Çok yüksek bir bon servis gelmediği sürece Galatasaray satmayacak. Hadi diyelim ki sattı. Leandro Paredes için girişimlerde bulunuyor. Ne olur ne olmaz diye yedekle bekletiliyor. Size hep söylemiştim Galatasaray'da bu sezonki kadro kuruldu. Ama önemli olan sezon sonu o kadronun korunmasıydı. Leandro Parades Paris Saint Germain'e dönecek kiralık duyu Juventus'ta. Paris Saint Germain tarafından düşünülmüyor açıkçası. Icardi ile de arası çok iyi. Düşünsenize Parades, Di Icardi böyle Arjantin çetesi. Üçlü inanılmaz yani. Bahsederken bile tüyleri diken diken oluyor insanın. ama Di yakın. Parades şu anda yedekte bekletiliyor. Leandro Parades Torreira e ayrılırsa Galatasaray'a gelebilir. Bunu da buradan duyurayım. kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.